Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye insansız hava araçları konusunda tartışılmaz bir noktaya geldi. Gerçi ülkede bunu tartışanlar var. İlk imkan bulduklarında bugüne kadar belki binlerce askerimizin hayatını kurtaran insansız hava araçlarımızın üreticilerini yani kahramanları yargılamak isteyecek tuhaf tipler de var bu ülkede. Allah onlara fırsat vermesin. Bu tarz tipleri bir kenara koyarsak Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda ulaştığı nokta için tartışılmaz ifadesini kullanabiliriz. Ve bu konuda Türkiye'nin bu derece başarılı olmasını sağlayan etkenlerden biri de insansız hava araçlarımızın kullandığı mühimmatların çeşitliliği oldu En son gelen habere göre de Bayraktar Akıncı Tihadan kanatlı güdüm kiti atışı yapıldı. Bugün bu konuya odaklanalım. Türkiye'nin insansız hava araçlarına bugüne kadar kullandıkları mühimmatlara, bugün denediğimiz kanatlı güdüm kitine ve bundan sonra kullanacağımız diğer mühimmatlara kısaca bir göz atalım. Burada dinlerken gururla hatırlamanızı istediğim şey şu. Aynı insansız hava araçlarımız gibi bugün bahsedeceğimiz mühimmatların tamamı da yurt içinde Türk mühendisler tarafından üretiliyor. O yüzden bugünkü videonun her noktası gurur kaynağı diyebiliriz. Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı ailesi bugüne kadar her fırsatta kendini kanıtladı. Operasyonel anlamda dünyanın en tecrübeli Siha filosuna sahibiz diyebiliriz. Bu tecrübenin yanında insansız hava araçlarımızın öne çıkmasını sağlayan sebeplerden biri de taşıyabildikleri mühimmat çeşitliliği. Bu konuda da zirvedeyiz diyebiliriz. Diğer ülkelerin Sihaları da farklı mühimmatlar taşıyabiliyor elbette. Ama bunların birçoğu sadece kavramsal düzeyde ya da bir kısmı için sadece test satışı seviyesine gelinmiş durumda diyebiliriz. Türkiye'nin mühimmatları ise yüzlerce, belki binlerce defa saha tecrübesi yaşadı. Bu durumda silahlı insansız hava araçlarımızı ayrıca özel kılıyor. Dünyanın yakın geleceği savaşların insansız sistemlerle yapılacağını gösteriyor. Bu yüzden sihalarımızın mühimmat çeşitliliğinin artması önemli. Ayrıca bu çeşitlilik hava kuvvetlerimizin yükünü azaltması açısından da büyük bir öneme sahip. Peki bugün konumuz olan kanatlı güdüm kitine kadar olan süreçte Türkiye insansız hava araçlarında yoğun olarak hangi mühimmatları kullanılıyor? Bugüne kadar mükemmel hale getirdiğimiz ilk mühimmat grubu MAM Mühimmat Ailesi. Bu ailede en çok tanıdığımız mühimmat da MAMLE. MAMLE hem Bayraktar TB2 hem de Anka için bugüne kadar en çok kullanılan mühimmat. Zaten Roketsan'ın geliştirdiği MAMLE aynı zamanda Türkiye'nin ilk SİHA mühimmatı. 15 kilometre menzili var ve daha da arttırılması için hala çalışılıyor. Bu mühimmat bildiğiniz yerli bütün silahlı insan sava araçlarından atılabiliyor. Ve bugüne kadar savaş sahalarında gururla izlediğimiz imhaların neredeyse tamamı MAMLE ile yapıldı. Bu ailede bir de bunun bir küçüğü var. C. Bu Bu mühimatta cirit füzesi üzerinden geliştirildi. Yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığı var. Daha çok antipersonel görevler için kullanılıyor. Ve yine aynı Mamle gibi bütün silahlı insansız hava araçlarımızdan atılabiliyor. Bu mühimmat ailesinin en son ve en gelişmiş üyesi ise Mamte. Yaklaşık 94 kilogram ağırlığı var ve ağır zırhlı hedefler için geliştirildi. Akıncı ile ilk atış denemesi yapıldı ve başarılı oldu. Şu an için sadece Akıncı'dan atılabiliyor. Bunların yanında Bayraktar TB2'den Bozok lazer güdümlü minyatür SİHA mühimmatı da atılabiliyor. Bozok, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor. 15 kilometre menzile sahip test satışlarından sonra seri üretime geçti ama şimdilik sadece Bayraktar TB2 tarafından atılıyor. Yine Türk SİHA'ları tarafından hali hazırda kullanılan mühimmatlardan biri de Şimşek. Şimşek en basit anlatımla yüksek hızlı hedef uçak sistemi olarak tanımlanıyor. TUSAŞ bu sistemi GPS güdümlü otonom bir füze haline getirdi. Bu da şimdilik sadece Anka'dan atılabiliyor. Bunu ayrı bir videoda konuşacağız o yüzden çok detaylandırmıyorum. Şimdi gelelim bugünkü esas konumuza. Yani Bayraktar Akıncı'dan atışı yapılan kanatlı güdüm kitine. TÜBİT Birkaç Sage'nin geliştirdiği sistemler arasında en önemlilerinden biri şüphesiz kanatlı güdüm kiti. Kanatlı güdüm kiti genel maksat bombaları olan MK-82 ve MK-83'ü akıllı mühimmata çeviriyor. Bu sistem Türkiye'de ilk olarak TÜBİTAK Sage tarafından geliştirildi. Kanatları sayesinde 110 kilometre menzili var. Küresel konumlama sistemi ve ataletsel ölçerler birimi kullanılarak geliştirilen güdümü sayesinde hava koşulu nasıl olursa olsun vuruş hassasiyeti 5 metre ve altında. Yaklaşık 300 kg patlayıcı etkinliğini göz önünde bulundurursak bu değer fazlasıyla yeterli düzeyde. KGK ilk olarak F-4 ve F-16 savaş uçakları için geliştirildi. Daha sonra TÜBİTAK SAGE bunun silahlı insansız hava araçları için olan özel versiyonunu yani KGK SİHA 82'yi geliştirdi. KGK SİHA 82'nin menzili Sihaların yükseklik ve hız kriterlerine bağlı olarak şu an için 30 kilometre civarında. İlk test atışı geçen yıl Aksungur SİHA ile 30 kilometre menzile yapılmıştı. Başarılı test atışında 2,5 metrelik hedef vuruş hassasiyeti sağlandı. KGK itkisiz bir mühimmat olarak füzelerden farklı bir yapıya sahip. Siha teknolojisi geliştikçe daha yüksek irtifa ve hız sağlanırsa KGK'nın menzil potansiyeli de 30 kilometrenin çok üzerinde olacak. Uzmanlar zaten Akıncı ve Aksungur'la 50-55 kilometrelik menzilin çok kısa vadede yakalanabileceğini düşünüyor. Şimdilik Aksungur'dan sonra Akıncıyla ikinci başarılı test atışını yapacak seviyeye geldi. Bir de bu testle Baykar sadece atış değil, uçuş testi de yapmış oldu. KGK yüklü Akıncı Çorlu'dan kalktı. Önce Gelibolu Yarımadası'na, oradan Gebze'ye, oradan da Zonguldak üzerinden Sinop'a gitti. 30 kilometre menzilden hedefini vurdu ve geri döndü. Yani hedefini vurmadan önce mühimmatla 900 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Akıncı TİHA biliyorsunuz daha önce 40.170 fit yüksekliğe çıkıp havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı. Yani sadece bu bilgiden bile yola çıksak KGK'nın 30 kilometrelik menzilinin kısa zamanda arttırılabileceğini görmek zor değil. Değil. ve bu test atışıyla silahlı insansız hava araçlarımızın mühimmat envanterine bir önemli mühimmat ailesi daha katılmış oldu. Zaten bu sayede insansız hava araçlarımız dünyada ciddi şekilde ilgi çekiyor. Şu ana kadar kendi güvenlik güçlerimizin envanterine 6 adet bayraktar Akıncı girdi. Aynı zamanda Akıncı için 3 ülkeyle de ihracat sözleşmesi imzalandı. Daha birçok ülkeyle görüşmeler devam ediyor ve en son Suudi Arabistan'ın da Akıncı ile ilgilendiği haberi yapılmıştı. Ve yeni mühimmat entegrasyonu gibi başarıların artışı ihracat rakamlarına da yansıyor. Baykar ilk milli insansız hava aracı ihracatını 2012'de yapmıştı. O zamandan bu zamana bu konuda inanılmaz bir gelişme gösterdiler. 2021 yılında 664 milyon dolarlık ihracat yaptılar ve bu sayede gelirlerinin %80'den fazlasını ihracattan elde ettiler. Belli ki bu rakam her yıl biraz daha artacak. Çünkü dediğim gibi silahlı insansız hava araçlarımızın mühimmat çeşitliliği sürekli artıyor. KGK SİHA 82 son ulaştığımız nokta. Ondan öncesini az önce konuştuk ama ondan sonrası çok daha heyecan verici. Çünkü mesela bundan sonra Akıncı'dan yerli seyir füzemiz olan Som atılacak. Belki daha da önemlisi havadan havaya füzelerimiz olan Göktuğan ve Bozdoğan da Akıncı'dan yakın zamanda atılması beklenen füzeler arasında. Bu atışların yapılmasıyla artık silahlı insansız hava araçlarımız düşman hava araçlarına karşı da etkili hale gelecek. İnsansız sistemlerin hava savaşlarında kullanılması daha örneği görülmüş bir iş sayılmaz. O yüzden Türkiye bu konuda öncülerden biri haline gelecek. Aynı şekilde Akıncı'dan nüfuz edici bomba atışı da yapılacak. Türkiye, NEP 84 ile ilk milli beton delici bombasını üretmişti. İşte bu mühimmatı Akıncı'dan da atacağız. Yeraltı sığınaklarını imha eden bu mühimmat, silahlı insansız hava araçlarımızdan atıldığında savaş uçaklarımızın bir yükü daha azalacak. Ve yine aynı şekilde TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun füzesinin Anka ve Aksungur'dan atışı yapılacak kuzgun 100 kilogramdan düşük bir ağırlığa sahip. Parçacıklı, delici, termobarik ve genel maksat gibi çeşitli harp başlığı seçenekleri var. Bu mühimmatın turbojet konfigürasyonu 245 kilometre menzile sahip. Kuzgun SS ise 110 kilometre menzile sahip. Yani bu mühimmatın insansız hava araçlarımızda kullanımı da sahada dengeleri ciddi anlamda değiştirecek. Yani kısaca söylersek bugün konumuz olan KGK SİHA 82 atışı Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının mühimmat çeşitliliğini arttırma yolunda konusunda attığı adımlardan sadece biri. Bundan sonrasında bu konuda gelecek her haber silahlı insansız hava araçlarımızın biraz daha ön plana çıkmasını sağlayacak. Hatta Gökdoğan ve Bozdoğan gibi haberler dünyada öncülerin arasına girmemizin habercisi olacak. Türkiye'de daha önce bu kadar başarılı olduğumuz bir alan elbette olmamıştı. Ama şunu biliyoruz ki biz ne zaman bir alanda başarılı olduysak yurt içinde o alanda saldırı ve itibarsızlaştırma faaliyeti gösteren etki ajanları ortaya çıktı. Şu anda da insansız hava aracı konusunda bu tiplerin ortaya çıkışı şaşılacak bir durum değil yani. Sadece bize Allah onlara fırsat vermesin diye dua etmek ve onlara fırsat vermemek için her şeyi yapmak düşüyor. Türkiye'nin tarih yazdığı bu alanda kaleme destek çıkmakta, silgiye destek çıkmakta bizim elimizde. Ben tarihi yazan kalemin yanındayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.